beyefendiler. Köyümüzün cami açılışına hepiniz hoş geldiniz. 2009 yılında köy muhtarlığı ve köyümüz derneği işbirliğiyle inşaatına başladığımız köyümüz caminin açılışı sevgi ve hepimiz birlikte yaşıyoruz. Sevincini hepimiz birlikte yaşıyoruz. Burada başta cami yapımında maddi manevi desteğini esirgemeyen evladımız Sayın Tokat milletvekilimiz Avukat Zeyd Aslan Bey'e huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca cami yapımında her zaman yanımızda olan Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın İl Müftümüz, İlçe Müftümüz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, yer tahsisinde bize yardımcı olan mülk sahipleri, emeği geçen herkes, şahsım ve köyüm adına şükranlarımı arz ediyorum. Burada sözlerime son verirken Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun, üzerinize olsun der, saygılar ve sevgiler sunarım. Biz de muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz onun mümin olduğuna şehadet edin. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar eder. Hadis-i şerif. Şimdi programımızın açılış konuşmasını ve camimiz hakkında teknik bilgiler vermek üzere ilçe müftümüz Sayın Mehmet Ceylan hocamızı kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Bizleri güzel bir vatanda devletini, milletini, vatanını seven insanlarla beraber, hayırsever insanlarla beraber bizlere yaşamayı nasip ettiği için Allah'a hamd ediyor. Bize sevgiyi, kardeşliği, birliği, beraberliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı tavsiye eden iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam gönderiyor. Sayın Valim, değerli vekilim, değerli kaymakamım, muhterem misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi insanlık tarihi boyunca din vardır. Ve çok önemli bir müessesedir. Ülkemizde de, yurdumuzda da toplumu din konusunda aydınlatmak üzere 633 sayılı kanunla bu görev Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Erbaa Müftülüğü olarak biz bu hizmetleri 196 camide 21 Kur'an kursunda 201 personelle şu anda sürdürmekteyiz. İlk cami Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde, mimarlığında Kuba Mescidi ile başlamış. Şehadetleri dinin temel olan ezan bundan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde ve özellikle ülkemizde de okunmaya başlanmış. En son şu anda açmakta olduğumuz bu ibadethane de bu hizmetler için, din hizmeti için, ezanların susmaması için, memleketimize düşman ayağı basmaması için, bayrağımızın yerine düşman bayrağı asılmaması için insanımıza burada güzel hizmetler verecektir. Buraya emeği geçen, katkıda bulunan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun. Camimiz, değerli kardeşlerim, omuz omuza durduğumuz birliğimizin, beraberliğimizin ve memleketimizin tapusu olan bu müessese 3 kat olarak planlanmış durumda. Alt katı 90 metrekare, asıl caminin girişi 150 metrekare olmak üzere planlanmış durumda. Ve 500 cemaat alacak kapasitede bir camide de çok güzel yapılmıştır.
hem bayanların hem eşeklerin hizmet edebileceği bir durumdadır. Alt katta her iki grup için de abdest alma yerleri mevcuttur. Ve bayanlarımız da aynı anda burada ibadet edebileceklerdir. Herkesin burada bir emeği var. Özellikle vekilimizin, valimizin bu işlere yakın ilgi duyduğunu, Sayın Kaymakamımızın yakından ilgilendiğini biliyoruz. Hepiniz adına kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah-u Teala kendilerinden razı olsun. Bu cami yaklaşık 340 bin TL'ye mal olmuştur. Cenab-ı Hak bütün hayırlarını kabul eylesin diyorum. Cenab-ı Hak mabedimize, mabetlerimize namahrem eli değmesin Cenab-ı Hak'tan dileğimle. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın hocamıza teşekkür ederken şimdi huzurlarınıza Erbaa Müftülüğü Türk Tasavvuf Musikisi Korosu'nu davet ediyorum, arz ederim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dermanımız var, nurdundan.
Yatar Muhammed canımın canan.